Ceyhan cevap. Sesli sorun yok mu? Evet, yokmuş. Evet, şimdi evet, kısaca şimdi gelen soruları ben yanıtlamaya çalışayım. Bu zaten aslında en zor kısmı. Biraz gülelim diye bir iki üç dakika bir şey anlatayım size. Belki çok bilenleriniz vardır tabii de. Şimdi Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme yapmış. Bununla ilgili bir üstadı da görevlendirmiş, ilçe ilçe, il il gezip gerek iş adamlarına gerek mali müşavirlere yeni mevzuatı anlatıyormuş. Tabii işte bir şehir, iki şehir, üç şehir, beş şehir derken üstad çok yorulmuş. Bir akşam kendisine eşlik eden şoförüyle sohbet ederken, ya ben çok yoruldum artık, her yere ben gidiyorum, tek başıma bu görevi bana verdiler falan. Şoför de üzülmüş haline, ya üstad demiş, istersen yarın ben anlatayım. Adam şaşırmış, demiş nasıl anlatacaksın? E demiş, ben bugüne kadar seni en az 10 kere dinledim. Bütün notlarımı aldım. E zaten bu konuda ilgim var. Sana olan sevgimden dolayı ilgim de oluştu. İstersen deneyelim. Zaten yarın gideceğimiz küçük bir il. Velev ki rezil olduk. Kimse tanımayacak. İyi demiş adam, dinleyelim o zaman demiş. Bir deneyelim demiş. Gitmişler. Zaten şoför üstad olmuş. Üstad şoför olmuş. Almış mikrofonu, çıkmış sahne. En başta biraz heyecan herkes de var. Daha sonra zamanla heyecanı alman atmış. Bülbül gibi anlatmaya başlamış. Gayet güzel. Sunum bitmiş. Herkes alkışlar. Sonra işte soru cevap kısmı gelmiş. Tabii şimdi anlatması kolay. Önceden hazırlığını yapıyorsun. Soru cevap kısmı sıkıntılı. Sorular gelmeye başlayınca şoför sıkışmaya başlamış. Bir top çevirmiş, iki top çevirmiş. Sonra bakmış olmayacak, postayı koymuş, demiş ki arkadaşlar demiş, bana bu kadar basit sorular sormayın. Bunları benim şoförüm bile cevaplar demiş. Gel oğlum buraya demiş. Şimdi ben de size... Burada aynı bir şoför, aynı bir müzisyen tutar, birize bırakacağım yani. Yok, zaten içeriden çıkıyorum. Evet. Mustafa Yönen Üstadımız sormuş. E-fatura reddi ve e-fatura iadesi faturası uygulaması konusunu tekrar anlatmanızı rica edeceğim. Çok kısaca anlatayım. Ticari senaryoda elektronik ortamda gelen bir faturayı red ve iade etmek mümkün. Bunu kısmi olarak da yapmak mümkün. Uygulama yanıtını red seçeneğini ya da iade seçeneğini tercih ederek göndereceğiz. Böyle bir durumda yani reddettiğimiz durumda satıcının gelen faturayı ya da gelen cevabı reddetme şansı yok. Eğer yine reddedecekse bunu harici yollarla yapmak zorunda. Red ya da iade işlemi neticesinde eğer biz tekrardan bir fatura düzenleyeceksek bunun tamamıyla yeni bir fatura olması gerekiyor. Red tarafında bir önceki faturayla yani redden sonra, red işleminden sonra yeni bir fatura oluşturduğumuzda herhangi bir bağlantı, bağ kuramıyoruz esas faturayla. Fakat iade faturasında iadenin kısmi olarak ya da tamamen yapılması halinde de ilk faturayla teknik anlamda bir bağlantı kurmak mümkün. Ve tabii ki red ve iade sebeplerinde biz yine genel açıklamalar kısmında yazıyor olacağız. Neden reddettik, neden iade ettik? Hele iade faturasıysa. İade faturasına işte konu, malın miktarı, tutarı, ilgili faturanın sıra numarası, tarihi gibi bilgileri veriyor olacağız. Evet, bir diğer soruya. İlya Levi Üstadımız sormuş. E-defter uygulamasına 2014 yılı içinde geçici ifade ediliyor. Özel esnaf dönemine tabi işletmeler için bir açıklama bulunmuyor. Örneğin özel esnaf dönemi 1 Nisan 31 Mart olan bir işletmede E-deftere ne zaman başlanmalıdır? 2014 yılı içerisinde tamamlanan mali dönemde başlanması gerekir. Bizim örneğimizde 31 Mart 2014 tarihinden itibaren e-defter yükümlülüğü başlıyor. Eski hesap dönemi. Bir Nisan. Tabii. 1 Nisan'da başlıyor. Sizin açınızdan 1 Nisan sonrası.
Ama yine de dediğim gibi sizin takip eden yılın 31 Mart'ına kadar süreniz var. Bunun içerisinde istediğiniz zaman yine geçebiliyorsunuz. Ama beklenti erteleneceği yönde, onu da bir kere daha söyleyeyim. Berna iş tutan üstadımız sormuş. Uluslararası taşımacılık yapan bir firma yurt dışındaki müşterilerine e-fatura kesecek mi? Bu sisteme yurt dışı dahil edilecek mi? E-fatura sistemi sadece e-fatura Go.tr'de ilan edilen kayıtlı kullanıcılar için geçerli. Yurt dışına ya da ihracatla ilgili vesaire işlemlerde biz kağıt ortamda fatura düzenlemeye devam edeceğiz. Aynen. Tabii. Nazan Soylu'nun üstadımız sormuş. Türkiye'de yerleşik bir firma yurt dışında aldığı bir iş için geçici görevle yurt dışına eleman gönderiyor. Gidilen ülkede e-fatura uygulaması söz konusu. Giden personel oradaki giderlerini belgelemek istediğinde e-fatura uygulaması olduğu ve belge verilemeyeceği söyleniyor. Bu durumda Türkiye'deki firma personel giderlerini ve orada yapılan diğer harcamaları resmiyete intikal ettirebilmek için nasıl bir yol izlemesini önerirsiniz? Şimdi aynı portalı kullanmıyoruz. Örneğin bugün Danimarka'da, İtalya'da ya da Amerika'da G-Ders'i onların örneğin Amerika'da IRS üzerinden fatura göndermek gibi bir uygulama yok. Dolayısıyla onların kullandıkları e-fatura ile bizim kullandığımız e-fatura birbiriyle konuşan sistemler değil. Teknolojiler de farklı olabilir vesaire. Fakat hangi sistemi kullanırsa kullansın, her sistemde faturanın çıktısını almak mümkün. Bizim sistemimizde de faturaların çıktısını almak mümkün. Oradaki zaten onlarda biliyorsunuz yurt dışında bir PDF kağıdıyla, maille gönderebiliyorlar vesaire. Bizdeki kadar katı, işte yok sıra numarası olacak, seri numarası olacak vesaire, müteselsi olacak gibi uygulamaları yok. Dolayısıyla onlar orada aldıkları, çıktı olarak aldıkları bir şeyi sizin burada gider olarak yazmanız ve kayıtları intikal ettirmeniz mümkün. Çıktısını alıp yapacaksınız. Ya elektronik ortamda gönderebilirler ya da çıktısını alıp verebilirler. Erdal Aksoy üstadımız sormuş. Alıcı ve satıcı e-fatura uygulamasına tabi olup satıcı firmanın kağıt fatura düzenlemesi durumunda alıcı firma bu faturayı kayıtlarına alabilecek mi? Hayır. Çünkü kayıtlı olanlar birbirleri arasında e-fatura kullanacaklar. Kayıtlı taraflardan bir tanesi sisteme kayıtlı değilse ancak kağıt fatura kullanabilecek minimum. Yani iki tarafta zaten sistem okuyatıysa o zaten kağıt fatura olacak. E-fatura uygulamasında geç gelen faturaların örneğin Mart tarihi faturanın Mayıs ayında işletmeye ulaşması durumunda kaydın Mayıs tarihi olması durumunda ne olacak? Neydi? Şimdi nasıl? Hayır, kağıt ortamda mesela fatura geldi. Kağıt ortamda geldi ama yine e-deftere kaydedeceğiz sonuçta. Şimdi öyle bir durumda bu vergisi kanun 219. maddesinde eğer hafızan yokmuyorsa yazılmış. Hani belli süreler var. Kayıtlar günü günü tutulur. Belli versiyonda 10 gün. Bazı şeyler yapılırsa 45 güne kadar geç kayıt yapılabiliyor diye. Burada tabii sonuçta bu bir sıkıntı. Bazı şeyleri yaşayarak göreceğiz. Bu durumda KDV açısından bir problem yok. Yani katma değer vergisi kanunu 29 ve 34. maddelerine göre yıl içerisinde KDV indirimi yapmak mümkün. Tabii burada iade konusunda sıkıntılar olabilir. Eğer defterle beyannameler birbirini tutmuyorsa düzeltme beyannamesi vermek gerekir. KDV iadesi alacak olan bir firmaysa bu soru özelinde söylüyorum. Ama onun dışında tabii ki 45 günü geçeceği için, maksimum 45 gün verildiği için onu söylüyorum. Burada bir en azından şekilsel olarak bir yaptırım olması gündeme gelir. İbraz edilen bir faturanın GİP merkez üzerinden geçtiğini, yani doğru olduğunu nasıl kontrol edebilirim? Bununla ilgili bir uygulama var. G-Dersi Başkanlığı'nın oluşturduğu e-fatura Go.tr sitesinde size gelen bir faturanın gerçekten mali mührün olup olmadığını ve gerçekten kayıtlı bir kullanıcı tarafından doğru bir şekilde gönderilmediğini kontrol edebileceğiniz uygulama var. Amerika'da e-fatura uygulaması var mı? Var ama zorunlu değil. Amerika'da yaklaşık olarak bir yılda 5.1 milyar adet e-fatura kullanılıyor. Ve 2016 yılında e-faturaların, yani e-fatura kullanımının
kağıt fatura kullanımını geçeceği varsayılıyor. Yani şu anki gidişat o yönde ama bir yasal zorunluluk yok. Avrupa ve Latin Amerika'dan farkı ne çevre ne de yasal zorunluluk vergi kayıp kaçağı. Onların tek derdi verimliliği arttırmak. Şirketlerin daha hızlı operasyonlarını yapabilmesi için tedarik zincirindeki problemlerin, işte fatura arasındaki mutabakatsızlıklar vesaire, gönderildi, gönderilmedi, geldi, gelmedi gibi soruların giderilmesi için e-faturayı teşvik ediyorlar. Kısaca böyle. Bir tane daha var ya. İki tane var. Bir alıcıya kağıt ortamda fatura kestik. İki ay sonra bu faturanın elektronik ortamda kesilmesi gerektiğini fark edebildik. Bunun düzeltmesi nasıl olacak? Ceza nasıl en aza indirilir? Şimdi şoförü çağırmış. Bu tam şoför. Evet arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir şey var. Birincisi bu, evet, bu risk GİB portalında mevcut. Çünkü yaklaşık 22 bin tane firma şu an için kamu sertifikasyon merkezinde bekliyor. 22 bin firma sizin kontrol etmeniz mümkün değil. Burada işte örneğin Luka'yı vesaire kullanarak zaten sizin böyle bir hata yapmanızın amaç önüne geçmek. Bütün özel entegratörlerde ya da kendi entegrasyonlarınızda. Zaten o yüzden bu tavsiye ediyor, bu sistem tavsiye ediyor. Böyle bir durumda o faturayı hiç kesmemiş kabul edileceksiniz. Bunun şeyi, o faturayı kesmemeniz ama eğer karşı taraf kullandıysa oradaki, o KDV kabul edilmeyen, indirim kabul edilmeyen bir KDV olacak. Aynı şekilde oradaki gideri de kabul edilmeyen bir gider olacak. Veya BSS'de de sıkıntı olacak. Yani dediğim gibi bazı şeyleri yaşayarak göreceğiz ama burada yapılması gereken şeylerden bir tanesi, burada bir özel usulsüzlük cezası doğacak. Çünkü ay atlamamak kaydıyla 231. maddeye göre 7 gün içerisinde faturayı kesmeniz gerekiyor. Buradaki ilk fatura hiç kesilmemiş kabul edileceği için yani bunu nasıl buradaki ceza en aza indirilebilir? Bu konuda zaten pek fazla yapılabilecek bir şey yok. Yani pişmanlıkla vesaireyle belki hani bunu düzeltme yoluna gidebilirsiniz. Kayıtlı soruları bir, ha bununla ilgili ise alayım. Buyurun. Bir faturayı hem elektronik ortamda Evet. İlk 7 gün için ben anladım üstadım. İlk 7 gün için bir bu konuda istisna. Doğru. Dolayısıyla alıcı ve satıcı açısından böyle bir kontrol yapılması gerekiyor. Sadece dediğim gibi ilk 7 gün için bir istisna var. 7. günden sonra sizin bunları kontrol ediyor olmanız lazım. Bu nasıl olur? Tabii teknik tarafı üstad çok daha iyi anlattı zaten, bilir. Hani herhalde sizin bütün cari kartlar bazında, hani örneğin Borusan sizin, halka açıktan bir örnek vereyim. Borusan sizin müşterinizse ya da size fatura kesiyorsa, araç kiralama faturası kesiyorsa, o zaten onun cari kartında tanımlı olacağı için bu firmadan sadece elektronik fatura al diye, o zaman zaten kağıt ortamında almanız önüne geçirecektir. Bilmiyorum, teknik olarak tabii bu çok önemli bir problem. Biz Evet. Bir diğer soru, mal iadesi faturası, fiyat farkı faturası, ciro primi faturası vesaire. Bunlar sistemden mi yapılacak, kağıt ortamında mı olacak? Elektronik faturaya kayıtlı mükellefler açısından herhangi bir ayrım yapılmamış. Örneğin işte fiyat farkı olabilir, faiz, yani KDV24'te yazan, C-Bend'de yazan bütün tarzdaki ciro primleri vesaire, bunların tamamının faturası da diğerlerinde olduğu gibi elektronik ortamda gönderilecek kayıtlı mükellefler açısından. Sistemden kesilip gönderilen bir faturanın iptali yapılabilir mi? Yapılamaz. Çünkü zaten o yüzden Gelir Dairesi Başkanlığı'na gönderiyoruz ilk olarak. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Ancak eğer faturayla ilgili bir şey olacaksa, örneğin
red iade işlemleri, o prosedürleri gerek temel senaryoda gerek de gerekse ticari senaryoda uygulamak gerekiyor. Çok teşekkürler. Daha sonradan gelen iade faturası normal mal satış faturası gibi sistemden iade olarak da gelebilecek. Peki o soru var. Başka soru soran arkadaşım var mı? Tabii eğer gerçek kişiyseniz elektronik imzanız olması gerekiyor. Tüzel kişiyseniz de e-fatura kullanıp mali mühür olacak. Bir de yazılımınızın onay alması gerekiyor. Bununla beraber e-defter Gov.tr'de belli formlar ve taahhütnameler var. Bunu bir tane gerçi. Bunu dolduracaksınız. İkincisi bunu imzalayan, bu taahhütü ve bu belgeyi imzalayan kişinin yetkili olduğunu gösteren şekilde onu ibraz edeceksiniz. Eğer zaten halihazırda e-fatura kullanıcısı iseniz zaten burada bir yetkisel değişiklik olmadıysa bir daha bir belge vermeye gerekiyor. Ayrıca yazılımın onaylanmış bir yazılım olduğunu ve yazılıma ilişkin, e-defter yazılımınıza ilişkin işte o yazılımın markası, seri numarası, türü vesaire gibi bilgiler ve mükellef bilgilerini verip başvuracaksınız. Şimdiden de başvurabilirsiniz ama 1-1-2014'ten itibaren kullanılacak. Nasıl? Biz versiyon gönderiyoruz zaten. Mesela e-defter için özür dilerim. E-defter için gönderdiğimiz zaman versiyon numarasını gönderiyoruz. Orada isimlerimiz açıklanıyor. Dolayısıyla tabii var. Var tabii. Var şu anda da. Zaten ama e-fatura için şu anda da mı? Hayır, e-deftere başvururken hani belgeleriniz var ya orada zaten programınızı belirtiyorsunuz. Aynen. Zaten doğrudur. E-defter portalında zaten bunlar yayınlanıyor. Eğer elektronik defteri isteğe bağlı kullanıyorsanız e-fatura kullanmak durumunda değilsiniz. Nevzat Üstad'dan öyle bir şeyde hatırlatma da geldi. Teşekkür ederim. Buyurun. Elektronik defteri isteğe bağlı olarak kullanıyorsanız e-defter uygulamasına ayrıca yararlanmak zorunda değilsiniz. Buyurun. Yapabiliyorsunuz. Zaten müracaat için zamanımız var. Bu ay sonunda zaten testlerimiz devam ediyor gelir dersinde. Fatura için söylemiyorum bunu. Defter için söylüyorum. Herhalde önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde adımız yayınlanmaya başlayacak. Tabii. Hiç geç kalmış değilsiniz. Yok. Yani şu anda geç kalmış değilsiniz zaten. Ürün için zaten bir sıkıntınız yok. Onu gönderirsiniz. Buyurun siz. Erken davranmanında yani çok da geç dakika. Türkiye'de öyle yani. Çok son dakikaya bırakmıyoruz ama ilk de olmamakta. Pardon? Yok. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Sunumda yoktu. Bu önemli arkadaşlar. Çok pardon. Bu önemli. 3 tane yöntem seçiliyoruz. Ya Gelir Dairesi Başkanlığı'nın portalını kullanacağız ya kendi sistemimizi entegre edeceğiz ya da özel entegratör. Buradaki deadline 31.12.2013. Yani buradaki vaadimiz bu. Ama örneğin GİP portalına başvurduk, onayımız geldi. Örneğin Ekim sonunda geldi. Hemen başlamak durumundayız. Yani herhangi bir onay aldığımızda Gelir Dairesi Başkanlığı'nda portalı kullanmak için vesaire geldiği zaman kullanmaya başlayacağız. O 31.12 son tarih. E-fatura için mi, e-defter için? E-defter için. G
Geriye de, şimdi Cenk Bey'e daha detaylı verir. Orada alıyor, uygun. Tabii geriye dersine gidiyorsunuz, başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu yazılımı kendim geliştiriyorum diye. Onlar sizi bir teste tabi tutuyorlar. İşlem sisteminizin bütün altyapısıyla ilgili bir rapor hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben hesap kodlarımı tabloda tutarım, işte bu tabloda boş alacakları tutarım vesaire. Sonra bunları nasıl oluşturuyorsun diye sana test senaryoları veriyor. O senaryoları... Var tabii. Bak. Yine portal üzerinden de görebilirsiniz. Orada da var zaten teknik dokümanlar. Onlara göre bir test aşamasından geçiyorsunuz ama size gidiyorlar orada şunları şunları yarat, bunları bunları yarat. Sonuç... Gelir dersi başkanlığı. Ankara. Tabii. Yani başvuruları elektronik ortamda gönderiyorsunuz ama postayı da Hürriyet Caddesi, işte İlk Kadın Mahallesi'ne gönderiyorsunuz. Onun dışında bir de ek binası var Ankara'da. Geri dersin. Teknik işlere bakan zaten. Oradan arıyorsunuz. Bir de böyle bir onay alacaksınız. Sunumda söyledik ama hatırlatmak amaçlı. 1 Eylül'e kadar herhalde şeyde tamamlamak gerekiyor. Tamamlayacaksınız 1 Eylül'e kadar. 1 Eylül 2014'e kadar. Ama tabii elektrikler için yükümlülüğü kaldırmıyor. Tabii. Ya çok BIS raporu diyorlar. Tabii bilgi işlem sistemiyle ilgili bir rapor hazırlıyorsunuz. Çok maliyetli bir iş ve sıkıntılı bir iş. Yani eğer çok iyi değilse firmanızın, bir de bununla ilgili devamı da çok önemli. Bunu saklayacaksınız, yazılımınızı geliştireceksiniz, yazılımı ayakta tutacaksınız. Ondan sonra işte mevzuat değişikliği olduğu zaman bunları güncelleyeceksiniz vesaire vesaire. Bir sürü iş yani. Oldukça maliyetli bir iş. Siz yazacaksınız, yazılımcınız kim yapıyorsa o yazacak bu raporu. Ve geriye dersi sunacak. Diyecek ki benim sistem altyapım bu, işte ürün böyle çalışır vesaire. Kabaca anlatıyorum. Teknik şartlar da bunlardır. Teknikte bazı terimler var işte orada. Bunları tamamlayın diyor. Sonra sizi alıyor diyor ki şunu bir yarat, bunu yarat. İşte birkaç adımda hallediyorsunuz bunları. Sonra mali mühürlerini mühürlüyorsunuz. Feratınızı, yani o demoyu canlandırıyorsunuz. Sonra sisteminizi kontrol ediyor. Gerçekten bu. Gerçekten böyle bu şekilde mi hesaplıyor, bu şekilde mi oluşturuyor, doğru mu imzalıyor falan gibi yani test adımları. Ama oldukça uzun bir süreç. Hani bunu aldığın zaman da bitmiyor iş. Bunu devam ettireceksiniz. Güncelleyeceksiniz vesaire. Bakımını yapacaksınız. 7-24 ayakta tutacaksınız vesaire vesaire. Bu nasıl şey? Şimdi burada sizin tabii bir yani bu zaten tabii hukuki olarak da zaten suçun şahsiliği şey var. Yani burada kendisi başvurmamış ve bundan dolayı bir gecikme varsa ilan da edilemez. Doğru mu? İlan edilemediği için de. Ha çünkü bu risk şurada da olabilir. Mesela siz 25 milyon... Aynen siz portalda gördüklerinizle 7 gün sonrasında mesulsünüz. Yani sorunuzun cevabı. Zaten genelde genel hukuk prensipleri oluyor. Çünkü neden? Yani mesela 25 milyon ve 10 milyon limitini aşar ama kendisi birkaç fiş yüzündendir bir şekilde girmez. O riski alır. Hiçbir mükellefin vergi mahremiyeti olduğu için 5. maddeyi bilme şansımız olmayacağı için orada bizim açımızdan bir şey yok. Biz o listede görmüyorsak bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Görünsün. E-fatura, e-defteri ayıralım bir kere. Tamam. E-fatura'da iki tane şey açıklanıyor. Bir tanesi özel entegratörler, bir tanesi saklamacı kuruluşlar. Yani e-fatura ile ilgili olduğu için söylüyorum direkt. E-defter öyle değil. Kullandığınız yazılım çok önemli. Yani birisini offline, yani sonradan ilave ediyorsunuz. Bir tanesi online bir hayat gibi düşün. Yani defterlerinizle ilgili online. O yüzden yazılımınızın uygun olması gerekiyor. E-defter yazılımlar onaylanıyor, listeleniyor. Oradan onay alması gerekiyor. Diğer tarafta da özel entegratör onay alıyor. Onlar açıklanıyor. İkisi arasındaki temel fark bu. Ne olduğu önemli değil. Çünkü manuel de gidebilirsiniz orada. İşte
sertifika geldikten sonra ondan sonra bir rapor taahhütname gönderiyorsunuz. O taahhütnameye göre sizi aktive ediyorlar. Aktive ettikten sonra isminizi açıklıyorlar. Bu zaten aktivasyon olduğunu gösteriyor. Ondan sonra da zaten e-faturayı göndermeye almaya başlayabiliyorsunuz. İşlem bu. Zaten önemli olan o mührün geliyor olması. Geldikten sonra aktivasyon için bir taahhütname gönderiyorsunuz. Taahhütname gönderdikten sonra sizi aktive ediyorlar. Hayır, ekstra bir süre yok. O müs ve güs beğen taahhütnamesini sizin doldurup 31.12'ye kadar geçme zorunluluğunuz var, o kadar. Buyurun. Öyle bir şey yapamazsınız. Şimdi siz başvurdunuz. Size mali mührünüz geldi. Mali mührünüz geldikten sonra yapma listede daha henüz açıklanmaz. Çünkü mali mühürden sonra yani gelmesinden sonra müs ve güs taahhüdünü göndereceksiniz. Akabinde ilan edildikten sonra, sizin adınız orada ilan edildikten sonra portal açısından sonra e-faturaya geçmek zorundasınız. Orada 2014'ü bekleyemezsiniz. İlan edildiyse sizin için e-faturaya geçme tarihi 15 Kasım'dır. Bir de artı bir şey daha ekleyebilirim. Mesela tebliğ falan sordunuz ya, 29.8.2013 tarihli bir tane şey var, duyuru var, gelir edersin, arşiv listesinden bakabilirsiniz. İşte Murat Bey'in de bahsetmiş olduğu 31.12.2013'e kadar geçmek zorundadır dediği şey, duyuru o mesela, gelir edersin, sayfasının arşiv listesinde var. Yok, fatura. Fatura. Arkadaşlar son soruyu alacağım, çünkü başka bir toplantıya girmek. En arkadaki bayan arkadaşlar. Evet. Bu tabii şirketin alacağı bir karar. Ama öyle bir zorluk yok. Yani şu kadar sürede mali mühür geldikten sonra şu kadar sürede mutlaka taahhütnameyi göndereceksiniz diye bir limit koyulmamış. Yani bekleyebilirsiniz. Sorunuzun cevabı. Tamam, o zaman beklersiniz. Tamam, beklersiniz. Onda bir öyle bir yasal ama ne zaman gelirse, olay ne zaman gelirse geçmek zorundasınız. Onu hatırlatayım. Onu istedim. Arkadaşlar son soruyu aldım. Son soruyu aldım. Başka bir toplantıya katılmaz durumdayız. Katılmanızdan da hepinize teşekkür ediyorum. Sunum yapan arkadaşlara ve saçlarına hepinize sevgiler, saygılar. Teşekkürler.
gösterebiliriz de. Yani bizim yanında getirdiğim imza. İmza getirdik. Post hakkında şeyimiz de var. Teslimimiz var. Siz